Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 483.sünü gerçekleştireceğiz. Fetih Suresi'ne başlıyoruz. Fetih Suresi 29 ayetten oluşuyor. Adını da birinci ayetteki fetih sözcüğünden alır. Sure genel olarak Medine döneminde 111. sırada indi diye kabul ediliyor. Surenin içerisinde tarihi kayıtlara göre Hicretin 6 yılında, 6. yılında gerçekleşen Hudeybiye barış anlaşması konu edilir ve surenin ayetleri o anlaşmadan sonra inmiştir. Evet, burada da yine iman, elçinin görevleri vesaire noktalarıyla da özel konularda işlenir. Şimdi suredeki ayetleri incelemeye başlamazdan evvel en önemli nokta şu. Bu olay, yani bu Kur'an'daki bu sure ve ayetleri Hudeybiye anlaşmasını konu ettiğinden, onun içeriğini işlediğinden dolayı bu Hudeybiye konusunu en az şöyle ansiklopedik düzeyde de olsa herkesin bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Yani ayetleri okumazdan evvel o konuyu tarih kitaplarından, siyer kitaplarından bir okumak, incelemek, o konuyla ilgili de bilgilenmek gerekiyor. Evet, bu sure dedim 29 ayetten oluşuyor ama tek necim değil. Tespitlerimize göre 1 ila 4. ayetler bir necim, 7, 8, 5 ve 6. ayet bu dizimle bir necim, 10'dan 17'ye kadarki ayetler bir necim, 18'den 26'ya kadarki ayetler bir necim, bu defa da 27, 28 ve 9. ayet bu sırayla bir necim ve 29. ayette başlı başına bir necim. Evet, bunu böyle açıkladıktan sonra necim durumlarında acizane bu Hudeybiye anlaşmasıyla ilgili ben çok öz bir bilgi vereyim. Şimdi şöyle arz edeyim. Hicretten 6 yıl sonra göç etmiş Müslümanlar orada kalmış mallarıyla, mülkleriyle, çorlarıyla, çocuklarıyla, akrabalarıyla bir ilişki kuramadılar. Onların hasretini duyuyorlar. Bir de Medine'de Müslüman olanlar, muhacir değil de ensar bu defa, onlar da Kur'an ayetlerinden, Resulullah'tan ve diğer müminlerden duydukları Kabe'nin işleviyle ilgili olan bilgileri de aldıklarından dolayı böylece bir hasret ve gurbet duygusu yaşanmakta idi. Bu her tarafta dile getirilmekteydi. İşte bu noktada herkesin bu özlemine karşılık Resulullah kendi isteğiyle, evet kendi isteğiyle Resulullah Mekke'ye gitmek isteyenlerin gitmek için gerekli hazırlıklarını yapmasını istedi. Hazırlıklar yapıldı. Zilkade ayının ilk pazartesi günü miladi olarak 13 Mart 628 1400 kişi ile birlikte Mekke'ye doğru hareket edildi. Amacın barış olduğunu göstermek için yanlarına yolcu kılıcı denilen kılıçtan başka silah almadılar. Yolcu kılıcı da hani Anadolu'da da köylerde, kentlerde böyle
kırsalda yaşayan kişilerin yani zati ihtiyaçlarını gidermek için herhangi böyle yılan, çıyan, akrep vesaire gibi şeylere engel olmak için yanlarında basit yani tahtadan kılıçlar diyelim yani buna. Yani kesinlikle savaşta kullanılan kılıç, ok gibi bir şey almadılar. Evet, şimdi Mekkeli müşrikler de Resulullah'ın 1400 kişiyle Mekke'ye doğru hareket ettiğini öğrendiler. Ama işin mahiyetini de bilmiyorlardı. Onlar belki de savaşacaklar diye savaş hazırlığı yaptılar. Ve Halid bin Velid'i de Müslümanların üzerine onlarla gerekirse savaşılsın diye de gönderdiler. Askeri birlik gönderdiler. Şimdi Resulullah da işte bu ara Mekkeli müşriklere niyetlerinin savaşmak, kavga, gürültü olmadığı gayet masum bir ziyaret olduğu, Kabe'yi ziyaret, akraba, hısım vesaire onları şey yapmak için olduğunu göndermek için oraya elçiler gönderdi, bilgi verdi. Biz bu niyetle geliyoruz. Savaşmaya niyetimiz yok, savaş araç ve gereci de yok bizde tarzında bir şey yaptılar. Ama bu gidenleri de Resulullah'ın Mekke'ye yolladığı bu elçileri de onlar kötü karşıladılar. Hatta bunların öldürüldüğüne dair de haberler geldi Resulullah'a. Şimdi işte bu arada müminler, oradaki müminler galeyana geldi. Evet, galeyana geldi. Dediler ki her ne kadar burada silahsız da olsak, savaş için donanımsız da olsak, canımız pahasına biz bunlarla savaşırız. Evet. İşte bu savaşmak için bu ayet, bu surede, bu ayetlerde göreceksiniz. İşte o zaman Resulullah'a karşı bir bağlılık yemini, ölüm pahasına da olsa bağlılık yemini edildi bir ağacın altında. Buna rızalaşma biatı da denir. O ağaca da hani Şeceretü Rızvan diye şey yaptılar. Ve sonradan da o ağacı yani herhangi bir kutsallık ifade edilmesin, putlaştırılmasın diye de sonradan yıkıldı. Ağaç o coğrafyada biten Semura ağacı adında bir ağaç. Buna Biatü Rıdvan deniyor, razılık biatı ve Şeceretü Rıdvan deniyor. Böyle bir de yani literatüre bunun böyle bir girmiş de pozisyonu var. Şimdi bu arada Resulullah'ın elçilerinden sonra Mekkeli müşrikler kararlı yüzünden savaşı göze alamadılar. Çünkü yani o günün neticesinde töresinde gelenlerinde de silahsız insanlara savaşmak bir şey onların da kitabında yazmıyor. Mekkeli müşrikler de mert insanlardı. Evet. Şimdi bu defa bir şey daha var ama bir taraftan da Mekkeliler Resulullah'ın daha önce Mekke'den hicret etmiş Müslümanlarla birlikte Mekke'ye geri gelmesini de istemiyorlardı. Ne yapacaklardı? Evet, uzun uzun şey yapıldı. Evet, ve arada bir anlaşma sağlandı. Detayları hani dedim ya tarih siyer kitaplarında var. Şimdi ve böylece bu anlaşma nın belirli bir maddeleri var. Onları da ben burada size anlatayım öyle şey olarak. Şimdi birinci madde. Bak Müslümanlarla müşrikler yani Mekkeliler 10 yıl süreyle savaşmayacaklar. Birbirlerine saldırmayacaklar. 2.
Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaretten vazgeçerek geri dönecekler. Ancak gelecek yıl umre yapacaklar. Müşriklerin boşaltacağı Mekke'de 3 gün kalacaklar ve yanlarında yolcu kılıçlarından başka silah taşımayacaklar. 3. Mekke'den birisi Müslüman olarak Medine'ye sığındığı zaman iade edilecek. Fakat Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecek. 4. Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacaklardı. Evet, anlaşmalar bunlar. Bu anlaşmanın bütün şartları görünürde hep Müslümanların aleyhine. Bu nedenle Müslümanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Bu anlaşmayı bir aşağılanma, bir küçük düşürme olarak kabul ettiler. Ve bazıları, sen Allah'ın Resulü değil misin? Davamız hak dava değil mi? Bu zilleti neden kabul ediyoruz diye serzenişte bulundular. Ve Hudeybiye'de 19 gün kaldıktan sonra Medine'ye doğru yola çıkıldı. Yolda da işte bu ayetler indi. Grup grup bu ayetler indi. Evet, orada hani tarih kitaplarında, siyer kitaplarında bu olayla ilgili uzun anlatımlar var. Hani sözleşmenin altına imza atılırken bir taraftan da Resulullah'ın hani Muhammedur Resulullah yazması, onların Resulullah yazısına itiraz etmeleri, sonra bunu değiştirmeye kalkmaları, Resulullah'ın çevresindekilerin o Resulullah Allah elçisi sıfatını silmemeleri, bizatihi Resulullah'ın kendisinin silmesi vesaire falan, bunlar tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır. Evet, olayı ben çok öz olarak anlattım. Tarih kitapları, siyer kitapları, dediğim gibi yüzlerce, 300-500 sayfalık olarak bunları anlatırlar. Okursanız da iyi olur. Evet, hatta bu anlaşmanın sözleşmesinden bir defa da yani bizatihi Resulullah'ın kendi elyasıyla yazı yazdığı, hani Resulullah okur yazar değildi falan diyenlere de orada şahit bir belge de vardır. Resulullah'ın okur yazar olduğuna dair tarih kitaplarında onlar var. Evet, şimdi artık ayetleri takdime geçebiliriz. 1 ila 4. ayetleri bir Necim demiştim. Şimdi okuyorum onu. Şüphesiz biz Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye sana apaçık bir fethi açtık. Evet. Çok net ayetler. Birinci Necim. Şimdi burada ben ikinci Necmi de 7, 8, 5 ve 6'yı da takdim edeceğim size. Sonra onlar üzerinde şey yapacağız. Evet. Göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Pardon. 1 ile 3 okudum ama 4'ü okumamışım. Onun için yeniden başlayayım istiyorum. Şüphesiz biz Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye sana apaçık bir fethi açtık. O, kendi imanları ile birlikte imanca fazlalasınlar diye müminlerin kalplerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu moral indirendir. Göklerin ve yerin orduları da yalnızca Allah'ındır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Birinci Necim bu. İki de tertip farklı dikkat ederseniz. 7-8 ve 5-6 dedim. 5-6'yı 7-8'in arkasına koyduk.
teknik olarak zorunluluk. Göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Şüphesiz biz, mümin erkekler ve mümin kadınları, içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için, işte bu Allah katından büyük bir kurtuluştur. Evet. Ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münafık erkekler ve münafık kadınları, Allah ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için, evet yine bir parantez var burada, kötülük onların üzerlerine olmuştur. Allah onlardan razı olmamış, onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Evet, seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. Şimdi ayetler uzun, hani arada da parantez var, teknik olarak koyduk. Belki cümle yapılarında dikkatten kaçan şeyler vardır. Onun için ayetin bu 8-6'yı parantezleri yana koyarak okuyacağım, bütünleştireceğim. Evet, göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Şüphesiz biz, mümin erkekler ve mümin kadınları içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münafık erkekler ve münafık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. Parantezler uyarıydı. Parantezlerde iltifat, o noktalar şey yaparken, şöyle iltifat sanatında bir başkalarına ihtarlar, göndermeler yapılır. Evet. Evet. Şimdi bu iki grupta ki ayetlerde önce Resulullah'a Hudeybiye anlaşmasının getireceği iyi sonuçlar gayet veciz bir şekilde bildirilmekte. Sonra da Allah'ın insanlar ve müminler için lütfettiği maddi ve manevi nimetler sayılmakta. Evet, pasajda konu edilen ki Hudeybiye Anlaşması, bu anlaşma zahiren, yukarıda da bahsettim, başında zahiren müminlerin aleyhine görünüyordu. Sahabenin çoğu bununla müşriklere taviz verildiğini, başarısız olunduğunu ileri sürüyorlardı. Ama bu olaylardan sonra Hudeybiye dönüş inen bu ayetlerde bu anlaşma, büyük fetihlerin ilk aşaması, kapının aralanması olarak nitelenmiş. Bu sayede Allah'ın elçinin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlayacağı, ona olan nimetini tamamlayacağı, onu dosdoğru yola kılavuzlayacağı ve ona çok güçlü bir zaferle yardım edeceği bildirilmiştir. Şimdi, nitekim ileriki ayetlerde de gelecek, bu anlaşma sayesinde Hayber, sonra Mekke ve daha birçok belde fethedilmiştir. Bunların hepsi Hudeybiye anlaşmasının müminlere sağladığı imkanlar sayesinde olmuştur. Bu imkanlar özetle şöyle sıralanabilir. Bakın burada yani hezimet olarak gözüken olayın nasıl bir yani ne diyeceğiz, zafer olduğunu, fetih olduğunu bu şeylerle, ayetlerde ve olaylarda da göreceğiz bu sure içerisinde. Hudeybiye Anlaşması ile Mekkeliler, Medine İslam toplumunu resmen tanımışlar
ve bu sayede de İslam dini kabileler arasında büyük bir önem kazanmıştır. Evet, iki taraf daha evvel birbirlerini tanımayan da, daha doğrusu hani Mekkeliler Ebu Süfyan tarafı Müslümanları muhatap almıyorlar diye. Şimdi oturdular, iki devlet olarak karşılıklı imza attılar. Tanıdılar. Artık siz de varsınız dünyada. Siz de bir otoritesiniz. Sizin de bir kimliğiniz var. Evet, bir kurumsal kimliğiniz var diye bunu kabul etmiş oldular. Bir. Hudeybiye Anlaşması'ndan önce Müslümanlarla müşrikler arasında hemen hiçbir ilişki yoktu. Hudeybiye'den sonra iki taraf arasında ticari ve ailevi ilişkiler canlandı. Resulullah ve müminler istedikleri yerde İslam'ı rahatça tebliğ etme imkanına kavuştular. Bunun sonucu olarak da İslam dini hızla yayılmaya başladı. Öyle ki Hudeybiye Anlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen 2 yıl içinde Müslüman olanların sayısı Hudeybiye'den önceki 19 yıl boyunca Müslüman olanların 2 katına ulaştı. Büyük nimet. Evet, bu anlaşmadaki birinci maddenin hükümlerinden yararlanan müminler, Mekkelilerden emin olduklarından Hayber'i fethettiler. Bu anlaşma olmasaydı Mekkeliler Hayberlilere yardım edecek ve Hayber fethedilemeyecekti. Evet, en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Anlaşma maddelerinden Müslümanları en çok üzeni Mekke'den kaçan Müslümanların iade edilmesiydi. Bu madde gereği acı olaylar Ebu Cendel'in babası Amroğlu Süheyl'e teslim edilmesi gibi yaşanmıştı. Fakat bu maddede müminlerin lehine gelişti. Şöyle ki Mekke'de sıkıntı çeken müminler Medine'ye kabul edilmeyince Mekke-Şam kervan yolu üzerindeki is mevkiinde kendilerine bir üs kurdular. Kısa zamanda sayıları 300'e ulaşan Müslümanlar müşriklerin kervanlarına baskın yapmaya başladılar ve Mekkeli müşriklerin zayıf düşmesini sağladılar. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri bu maddenin anlaşmadan çıkarılmasını talep ettiler. Resulullah da taleplerini kabul ederek İs'teki Müslümanları Medine'ye çağırdı. Tüm bunlar Hudeybiye Anlaşması'nın bir taviz değil, müminlere fethi müminlerin kapılarını açan bir anlaşma olduğunu göstermiştir. Hudeybiye Anlaşması'na Resulullah henüz hicret etmeden Kehf suresinin Zülkarneyn pasajında da hani güneşin doğduğu yeri olarak işaret edilmişti ya, ayrıca daha evvel de Resulullah'a bir gün Mekke'ye döneceği de vaat edilmişti. Yani bu zaferler daha önce de Resulullah'a gösterildi. Şimdi burada da bazı noktaları da şey yapacağız. Şimdi Kasas suresinin 85. ayetinde şüphesiz ki Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki benim Rabbim kimin doğru yol kılavuzu ile geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilendir. Evet, senin Rabbin elbette seni dönülecek yere döndürecektir. Dönülecek nerine? Çıktığı yer. Mekke'den çıkmıştı ya, Mekke'ye döndürecek. Evet, şimdi evet böylece artık dedik ya, Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi, müminlerin çok çok artması vesaire yönüyle demek ki Hudeybiye bir hezimet değil, zafermiş. Onun için de Cenab-ı Hak inna fetahna leke fethen mubina diyor. Evet. Evet, şimdi burada devam ediyoruz. Şimdi burada ben bir noktayı da hani size açıklığa kavuşturayım. Onu da belirtelim. Ayette şimdi ma tekatemen min zembike diye bir ifade ve ma teahhar. Burada bir günahtan, hani senin günahın diye çevirdiğimiz bir sözcük var.
zem sözcüğü, zünub sözcüğü çoğul olarak da bu. Biz genellikle bunu günah olarak çeviriyoruz. Bakın şimdi günah olarak çeviriyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim onu da. Yaklaşık olarak Kur'an'da veyahut da Arapça'da 19 mu 20 o civardaki sözcük, farklı sözcükler, biz Türkçemizde hepsini günah diye çeviriyoruz. Halbuki bu sözcüklerin hepsi birbirinden farklı şeyler ve günah dediğimiz zaman sanki şöyle söyleyeyim, Allah'a karşı bir isyan edilmiş, suç işlenmiş gibi bir şeye de doğuyor. Burada da işte Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlasın deyince peygamberin de sanki bir suç işlediği, günah işlediği, Allah'a karşı geldiği noktasında da bir şey anlaşılıyor zımnen. Bak onu burada belirteyim. Evet, şimdi onun için burada sadece hepsini değil de zem sözcüğünü size açayım. Şimdi zem sözcüğü öz anlamı bildiğiniz kuyruk, asla kişiye yük olan, yani kişinin kendisine yük olan, kişiyi takip edenin, unutulmayan, kaybolmayan kabahat demek. Yani bu Allah'a karşı değil. Yani insanların kendi aralarındaki işlemlerinde, yani taktıkları bir lakap, geçmişteki bir işinden dolayı, hani şöyle söyleyeyim, üzerinden atamadığı bir kimlik, kişilik, tanınmışlık gibi şeylere zem deniyor. Adam hep onunla şey yapıyor. Resulullah'ın mesela şöyle diyelim, bu onu da belirtmiş olayım. Mesela çok basitlerinde, orada Mekke müşrikleri devamlı yetim oğlan, yetim oğlan, yetim oğlan diye yetimliğini devamlı kendi kimliğinin, kişiliğinin önünde tutuyorlardı. İşte bu olaylar, yani bu yetimliği gibi şeyler, yani kendisinde takıntı olarak gelmiş şeyler, bu olaylardan sonra artık devlet başkanı sıfatıyla artık yetim diye kimse hitap etmez oldu. Otorite sahibi, devlet başkanı, peygamber vesaireci falan şey yapmıştı. Evet, bir de burada tabii peygamberin şahitliği var. Peygamberler şahittir biliyorsunuz. Tebliğ ettikleri görevleri, işlerini yapıp yapmadıklarından dolayı Cenab-ı Hak ahirette onları hepsini tanık gösterecek. Bunu hani Ahzab suresinde de, Bakara suresinde de, Mürselat suresinde de elçilerin devamlı tanıklık edeceğini, evet, onu öğrenmiştik. Artık peygamberlik misyonu bittikten sonra ümmet de, İslam ümmeti de bu misyonu kurumsal olarak götüreceğinden dolayı onların da insanlara şahitlik edeceğini de biliyoruz. Bunları Ahzab suresinde şey yapmıştık. Burada 7. ayette göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir ifadesiyle vaat edilen fetih için Allah'ın evrendeki ordularıyla yardımda bulunacağı ima edilmiştir. Allah'ın evrendeki orduların neler olduğuna gelince onları Ahzab 43-44'te yine görüyoruz. Gerekli Müslümanlara motivasyonu sağlayacak ayetler olduğunu biliyoruz. Yine hani salat vesaire şey yaparız. Yine Ahzab 56'da da doğadaki güçlerin de gerekirse yağmurun, fırtınanın onların da Müslümanlara yardım edeceğini de oralarda görmüş idik. Evet. Şimdi bu defa başka bir necime geldik. O necimde 10. ayetten 17. ayete kadar devam ediyor. 10-17. Evet. Şimdi de onları takdim edeceğim. 10. ayet. Hani hatırlayın şimdi, hani bir bağlılık yemini edilmişti ya. Yani kafirlere karşı silahsız bile olsa ölümüne sana bağlıyız, savaşalım demişlerdi ya. Evet, şimdi konu orada. Şüphesiz sana bağlılık yemini eden şu kimseler, gerçekte Allah'a bağlılık yemini etmektedirler. Allah'ın gücü, nimetleri, yardımları onların
güçlerinin, yardımlarının, hizmetlerinin üzerindedir. O nedenle kim sözünden dönerse artık sadece kendi aleyhine olmak üzere dönmüştür. Kim de Allah'a verdiği söze vefa gösterirse Allah ona hemen büyük bir ödül verecektir. Evet, burada da gördüğümüz gibi işte bağlılık yemininde bunu yapan müminler burada hakikaten övülmüşler ve elçiye bağlılık yemini edilmesinin Allah'a bağlılık yemini verilmesi olarak nitelenmiştir ki bu çok büyük bir nimet ve çok büyük bir devlet. Onu da burada belirtelim. Bedevi Araplardan geri bırakılmış, yani sizinle gelmemiş olanlar sana yakında mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz elçi ve müminlerin ailelerine, yakınlarına sonsuza dek geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize de güzel göründü ve siz kötü zanda bulundunuz ve değişime, yıkıma uğramış bir toplum oldunuz. Ve kim Allah'a ve elçisine iman etmezse, bilsin ki şüphesiz biz kafirleri, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler için çılgın bir ateşi hazırlamışızdır. Ve göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde o geri kalanlar, bırakın bizi de sizi izleyelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Sonra onlar, tam tersi siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Tam tersi onlar pek az şey dışında anlamazlar. Bedevi Araplardan geri kalmış olanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli bir topluma karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Artık eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir. Ama önceden yan çizdiğiniz gibi yine yan çizecek olursanız sizi acıklı bir azap ile azaplandırır. Evet, şimdi burada ki gruba baktığımız zaman bu ayetlerde gayet nesin açık olarak zor koşullarda Hudeybiye'ye giden müminler ile gitmekten kaçınıp bahaneler uyduran, tehlike arz etmeyen, bol ganimetli seferlere katılmak isteyen, izin verilmeyince de siz bizi kıskanıyorsunuz diyerek müminleri suçlayan iki yüzlere dikkat çekilmekte. Onların sırları ifşa edilmekte ve onlara karşı nasıl bir tavır takınılacağı bildirilmektedir. Evet, şimdi 11. ayette Allah size bir zarar dilediyse veya bir fayda dilediyse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Bilakis Allah yaptıklarınıza haberdardır buyurularak onlara yapılan uyarı biliyorsunuz Kur'an'ımızda Yasin suresinde de böyle yani müşriklere karşı şey yapılmıştı. Yine o tip Zümer 38'de var, Enam 17-18'de var, Ahzab 17'de var. Evet, şimdi bu önümüzdeki ileride Tevbe suresinde gelecek bu tiplemeler. Yani iyiken hani ganimet peşinde koşup da zora geldiği zaman ortada sıvışan tiplemeler, bu özellikle Tebük Seferi hazırlığında bu Tevbe suresinin 83-85. Ayetlerinde konu edilecek,
daha da net olarak kendini gösterecektir. Demek ki Resulullah'ın çevresinde de o gün için, yani tamamen dünya malı mülkü peşinde koşan bir sürü yani aptal mevcut imiş. Evet. Şimdi 15. ayette de onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler diye başlayan bir ifade var. Bu da Tevbe suresindeki Tebük seferinde gelecek bir şeye işarettir. Evet. Şimdi işin aslında burada Kur'an'ın gayba yani geleceğe zamana ait bir mucizesi de ortaya çıkıyor o sergilenmekte. Pasajın tamamı okununca görülecektir ki Hudeybiye dönüşü nazil olan bu ayetlerde ileride yani aylar sonrası meydana gelecek Hayber'in fethi aşamasındaki gelişmeler bildirilmektedir. Hani götürülmeyenler var, oraya sokulmayanlar var. Onları da burada orada belirtilmiş oluyor. Evet. Şimdi burada devam ediyoruz. Evet. Bu şeyden. Şimdi 17. ayetteki bir konuya gelelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Paragrafın sonunda siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Artık eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden yan çizdiğiniz gibi yine yan çizecek olursanız sizi acıklı bir azap ile azaplandırır buyurularak kendilerine gelmeleri için bu kişilere de ümit veriliyor. Yani topyekun de hani gözden çıkarıp atılmıyorlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine pasaj biliyorsunuz 17. ayete kadar devam ediyordu bu Necim. Kör için bir vebal yoktur. Topal içinde bir vebal yoktur. Hasta içinde bir vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve elçisine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Kim de yan çizerse onu acıklı bir azap ile azaplandırır. Burada da yine bu Hudeybiye seferine çıkarken yan çizenler var. Menfaat yok bu işte biz gelmeyiz şey yapmıyor. Onlar kınanmış diye. Bu defa kimler mazur görülebilir? Yani böyle bir sefer esnasında veyahut da şöyle söyleyeyim. Müminlerin meşru bir savaşı var diyelim. Savaşa gidecekler. Orada hani kim buradan muaf tutulur, mazur görülür? Evet, burada Cenab-ı Hak kör diyor. Görme engelliler muaf tutulur. Hastalar, topallar çünkü onlar savaşta daha fazla yani şeylere yük olurlar. Ama bir şey daha gelecek bunu Tevbe suresinde çok canı gönülden bazı Müslümanlar da bu konuda başka bir şey gösterdiler, onu da söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim böyle. Hiç olmazsa, yani körümüz, topalımız, biz savaşa katılacağız dediler. Allah izin vermiş olmasına rağmen, niye biliyor musun? Çünkü karşıdaki düşman bizim orduyu daha çok görür dedi. Çok gösteririz orduyu, kalabalık görürler dedi. Bizim körlüğümüzü, topallığımızı uzaktan anlayamazlar, bizden korkarlar dedi. Ne güzel inanç değil mi? Evet. Evet, bunu da burada şimdiden söyleyeyim yani. Şimdi bu nokta ile ilgili de yani bu yine hatta şöyle bir şey var. İşten çok samimi şeyler gelişti İslam tarihinde de. Tevbe 91-92'de Allah ve elçisi için samimi oldukları takdirde zayıflara, hastalara ve de harcamada bulunacak bir şey bulamayan kimselere bir de kendilerini bindiresin diye sana geldiklerinde sizi üzerine bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman Allah yolunda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp giden kimselere bir günah yoktur. Evet, iyilik, güzellik üretenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, o günkü şartlarda hani Müslümanlar bunu da yaşadılar. Evet, geldi, biz de savaşa gideceğiz, biz de Allah yolunda cihad edeceğiz demiş olmalarına rağmen
İyi ama sizi bindireceğim bir atım yok dedi Resulullah. Evet. Onlara da bir şey yoktur diyor. Yine Tevbe 122'de de bunlara yine değineceğiz inşallah. Yine Nur 61'de de yani belirli hani kurallardan muaf olanların kimler olduğu noktasında da hani şeyler var. Onları da burada yani orada göreceğiz Nur suresinde de yine muaf olanları hep gördük, göreceğiz. Evet, şimdi bundan sonra geldik bir başka necime 18 ila 20. ayetlerden oluşan bir necime gelmiş oluyoruz. Allah izin verirse o necmi de bundan sonraki sohbette işleyelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.